Sir. Neler var? Ne oldu lan? Ali abi, söyle benden bu kadar korkmasına gerek yok ya. Ben bir delegeyim ya. Yani. Başka bir şey değil. Ceza alacak. Başkan gördü mü? Adaylar gördü mü? Sesim geliyor mu? Beni. Sesim geliyor mu? Verme. Ben niye delegelikten atılıyorum kardeşim? Benim günahım ne? 900 kilometre oy attım geldim ben buraya. Benim hakkımı kim savunacak? Bu vatandaşlardan biri beni tanıyorsa ben namerdim. Gören duyan var mı beni? Bilen var mı? Ben 2009 yılından beri delegeyim. Ayıp. Olmaz yani.
Ben hakkımı hiçbir şekilde gasp edilmesini istemiyorum. Benim hakkım gasp edilmiş durumda şu anda. Yani bize yol gösterin. Ben mağdurum şu anda. Bir delege olarak mağdurum. Madem avukatsınız bana bir yol gösterin. Tabii ki. Bugün olağanüstü genel kurul sonrasında. Bu tarafa çekin bari. Tamam. Buraya, buraya çevirelim. Tamam, başkan buraya mı çekelim? Arkadaşlar. Murat Başkanım. Başkanım. Böyle. Buraya. Sen oğlum çok derstesin. Bugün toplanan makine ve kimya endüstrisi Ankara Gücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda maalesef adil olmayan durumlarla karşı karşıya kaldık. Adaylığımızı açıkladığımız ilk günden bugüne yönetim kuruluna aldığımız arkadaşlarımızın delege olamamaları, olanların ise üyelikten çıkartılmaları başta olmak üzere mevcut başkan tarafından pek çok engellemeye maruz kaldık. Tüm çabamıza rağmen mevcut delege sistemini aşıp seçime katılmamız mümkün olmadı. Kendisini kulübün sahibi sanan bu şahsiyet, Türk futbolunun en değerli camiasını göz göre göre uçuruma sürüklemektedir. Net olarak ifade etmek isterim ki, yönetimimizde bulunan Ankara'nın saygın, itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankara Gücü'ne hizmet etmesi ayak oyunlarıyla engellenmiştir. Ankara Gücü'nü kazanmasını isteyen bizlerle, kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim sürecince ortaya koyduğumuz dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonra da sürdüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yanımızda olup desteklerini esirgemeyen, öncelikle büyük Ankara Gücü taraftarımıza, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet büyüklerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımla daha güçlü Ankara için, Ankara Gücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi belirterek tüm spor kamuoyuna saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim sorularınızı. Bu beklediğiniz bir durum muydu başkan? Seçime girememe durumu. Biz yaklaşık 1-1,5 aydır yönetimimizi delege yapma çabasındayız. Maalesef kendisi engeller koydu. Bir televizyon kanalında da kişi başı, yani 39 kişiye 500.000 liradan 19,5 milyon gibi bir rakam istedi. Türkiye'de böyle bir rakam herhalde bugüne kadar açıklanmadı. Ben şunu söylüyorum. Mehmet İner korkak bir adam. Korkak bir adam. Korkma. Delikanlı ol. Çık. Adaletli bir şekilde salona beraber girelim diye 50 kere çağrı yaptık. Buradan tekrar söylüyorum. Korkak bir insan. Korkak. Kendi kurmuş olduğu delegeden bile korku içinde olan bir kişi. Zaten kendiniz kurdunuz. Korkacak ne var ki? Neden bize engelliyorsunuz salona girmemizi? Ben bir karar aldım. Benim yönetimimden, biz yedek diye tabir etmiyoruz ama asıl yönetimde olmayan arkadaşlarımdan herhangi birisi bile salona girmezse biz girmeyeceğiz dedik. Ve bu sözümün arkasındayım. Biz girmiyoruz. Orada kendileri tiyatro oynuyorlar. Tiyatroya devam etsinler. Evet. Bundan sonra mücadeleniz devam edecek mi? Biz bundan sonra haftalık olarak toplantılarımızı yapacağız. Ankara Gücü hiçbir futbolcunun, hiçbir yöneticinin, hiçbir teknik direktörün değildir. Biraz önce gördünüz. Bütün grup liderleri kendisine karşı. Bu kadar zorlamasın. Olmayacak bu iş. Biz de bu işin sonunu bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Tiyatroya devam.